Evet, sevgili Alt TV izleyicileri tekrar merhaba, tekrar günaydın. Çaylar kahvaltıda yapılıyor, kahveler içiliyor, sehpada kahveler var. Kahvede bir tane benim adıma da koyan çok izleyicimiz var. Evladınız Serhan Asker için de bir kahve koyuyorsunuz, biliyorum bir çay koyuyorsunuz. Evinizdeymişim gibi, oğlunuz gibi, evladınız gibi düşünün beni. Bugün Türkiye'nin o kıymetli değerlerini her hafta olduğu gibi işte görüyorsunuz. Unutulmaz kalem, unutulmaz duruş, yiğit Uğur Mumcu'yu, Aydın Güven Gürkan'ı, İsmail Cem'i, yarın Hayrettin Karaca'yı Salda Gölü'nde evet. Hatırlayacağız, anacağız onun duruşunu. Ve tabii ki bugün bu güzel Uğur Mumcu tablosu ve Barış tablosuyla birlikte Ahmet Yeşil'in dünyaca ünlü ressamın bizim için yani bu stüdyoya getirdik ki görkemli hatıralar daha da görkemli olsun. İşte görüyorsunuz Mersin Yenişehir Belediye Başkanı Abdullah Özyiğit Başkan sağ olsun getirdi. Bunlar evet. Halk TV'de kalacak ama değil mi? İkisi de Halk TV'de olur, kalacak. Kalabilir tabii ki. Bizim bize hediye olarak geldi ama evet. Zaten ama bunların esas aslı Uğur Mumcu Vakfı'nda. Uğur Mumcu Vakfı'nda ve Cumhuriyet Gazetesi'nin müzesinde yer alıyor. Hı hı. Evet, şimdi sevgili izleyiciler, Serhan Asker'le Görkemli Hatıralar devam ediyor. Görkemli isimleri konuşuyoruz. Uğur Mumcu'ya gelelim ve biraz sonra Erol Mütercimler onu anlatacak. Gaffar Okan'ı da konuşacağız Erol Mütercimler'le. İki ay önce Erol Mütercimler Uğur Mumcu'yla bir araya geliyor. O zaman deniz subayı Erol Mütercimler o yıllarda. Ve ben hemen Abdullah Başkan'a soracağım ama şu gelen mesajlardan sevgili izleyicilerimiz bazen diyorlar mesajları okumayın, akış aksıyor. Ama sizden de kıymetli mesajlar geliyor. Birkaç tanesini izninize sığınarak, affınıza sığınarak okumak istiyorum. Selda Bağcan'la hayat bulan uğurlar olsun ağıtının duygularımıza duygularını sözleriyle dile getiren yazarımız Ali Çınar olduğunu hiç hatırlamıyoruz diyor. Ali Çınar'a da buradan selamları gönderiyoruz. Biraz sonra zaten Selda Bağcan'dan bu uğurlar olsun'un hikayesini dinleyeceğiz. Evet. Ama başkan isterseniz sevgili başkan bir ona gitmeden önce her yıl evinin önünde törenlerle Uğur Mumcu'yu anarız biz. Köroğlu Caddesi'ndeki evinin önünde anıyoruz. Sokak. Şimdi zaten kendi adını aldı ve Uğur Mumcu'yu binler, on binler uğurlarken yüz binler uğurlamıştı onu. Her 24 Ocak'ta evinin önüne gelirler. Salgından dolayı yarın öyle bir kalabalık olmayacak. Ama kızı sevgili Özge Mumcu Aybars'ın saat 20'de Uğur Mumcu için yarın akşam saat 20'de birer mum yakılmasını istiyor. Ve bunu da ben tekrar iletiyorum, tekrarlayacağım da daha. Bunu yapalım Uğur Mumcu'ya, o güzel insana saygımızı net bir şekilde ortaya koymuş olalım diyorum. O zaman geçmiş biraz önce izledik ama çok da izleyiciden mesaj geliyor. Ali Çınar'ın sözlerini yazdı. Selda Bağcan'la devleşen, unutulmaz. Evet. Çok söylüyor. Başkan siz de söylüyorsunuz değil mi bu şarkı yani dilimizde? Hepimizin diline yerleşti tabii ki. Uğurlar olsun diyelim bir. Evet. Uğur Mumcu'yu tekrar bir saygıyla analım ve biraz sonra Erol Mütercimler anlatacak. Biz Abdullah Özyiğit'le Yenişehir Belediye Başkanı ile stüdyodayız. Ve Selda Bağcan'dan bir kez daha dinleyelim Uğur Mumcu'ya yakılan bu ağıtı. Çevirdim anahtarı apansız bir ölüme. Şaraptan parçaları saplandı ciğerime. Ucuz can pazarıydı, kan doldu gözlerime. Kan doldu gözlerime. İsimsiz korkular katmadım yüreğime. Bembeyaz doğruları yaşadım ölümüne. Uğurlar olsun, uğurlar olsun. Hüzünlü bulutlar yoldaşın olsun. Bir keskin kalem, bir kırık gözlük. Yürekli yiğitlere hatıran olsun. Daha güçlü uğurlar olsun. Uğurlar olsun, üzüntü bulutlar yoldaşın olsun. Bir kez
Evet, uğurlar olsun. Hiçbir zamanda unutmayacağız Uğur Mumcu'yu. Kesinlikle. Evet başkan, oğlunuz 1 yaşındaydı. Evet. O katliamın olduğu. Yani bir pazar günüydü. Sabahın erken saatlerinde çok iyi anımsıyorum o anları. Hatta Diyarbakır'dan bir eczacı arkadaşım misafirimdi. Böyle bir haber geçti. Tabii büyük bir şok, büyük bir üzüntü. Tüm Türkiye ayağa kalktı. Tabii böyle değerleri, yani onlar da bilirdi düzene uymayı, kalemiyle farklı statülerde yer almayı, eğilmeyi, bükülmeyi. Ama dimdik durdu, aslan gibi durdu ve hiçbir zaman geri durmayacağını. Ve işte burada sözleri var diyor, ben Atatürkçüyüm, ben cumhuriyetçiyim, ben laikim, ben anti-emperyalistim. Benim tam bağımsız Türkiye'den yanayım. Ben insan hakları savunucusuyum. Ben terörün karşısındayım. Yobazın, hırsızın karşısındayım. Dün sabaha değin araştırarak yazdığım hiçbir şeyi yalanlayamadınız. Öyleyse vurun, parçalayın. Her parçamdan benim gibiler beni aşacaklar, doğacaktır. O gençlerimiz var. Gençlerimize güveniyoruz, inanıyoruz. Uğur Mumcu'yu çok iyi incelemeli, felsefesini anlamalı, yaşama o pencereden bakmayı öğrenmeliyiz. Gelecek güzel günler ancak öyle mümkün olur. Kesinlikle. Evet, şimdi o zaman Erol Mütercimler karşımızda olacak. Erol Mütercimler, Erol Bey merhaba. Merhaba, günaydın. Günaydınlar. Sayın Belediye Başkanımıza da sevgi, saygı sunuyorum. Sana da aynı şekilde, izleyicilere de. İyi sabahlar diliyorum. Bizden de saygılar efendim. Çok teşekkürler. Şimdi Erol Mütercimler, Uğur Mumcu'yla bu katliamdan tam 2 ay önce bir araya geldiniz. Ve Cumhuriyet Gazetesi'nde görüştünüz, öyle mi? Yok, hayır. Anlatayım. Ankara'dayım. Buyurun, o zaman söz sizde. En iyi siz anlatacaksınız. Öyleyim. Şimdi. Tamam. Söyleyeyim efendim. Şimdi Uğur Mumcu Almanya'ya da bir araştırma yaptı. Medyaya düşmüştü bu. Araştırmanın konusu şuydu. İşte MIT'le PKK arasında, işte Abdullah Öcalan'la MIT arasında bir ilişki hep anlatılır dururdu. O da Almanya'da bu konuda araştırma yapmaya gitmiş idi. Sonra döndü, geldi. Bu böyle laf olarak dolaştırılıyor idi. Hürriyet gazetesinde küçük bir röportajda bir pasaj. O pasajda Uğur Mumcu böyle bir ilişkiyi efendim ortaya koyabilecek şekilde bir takım dokümanlara ulaştığını ifade etti. Bu gazetede yayınlandı bu. Ben de o dönemde Ankara'da Deniz Kuvvetleri Komutanlığı'nda karargahta görevliyim, Basın Yayın Şube Müdürlüğü'nde. Talat Turan abimiz beni aradı. Dedi ki Erol, işte Ankara'ya ben gidip geliyorum, İstanbul-Ankara arası mavi tren vardı o zaman. O mavi trene hem hoşluk olsun diye söyleyeyim, bugün yok artık. Ona memur treni deniyor idi. Benim gibi Ankara'da görevli olanlar, Ankara'ya taşınmamış ama İstanbul'da yaşamlarını sürdürenler o trenle pazar akşamı binip cuma ya da cumartesi sabah, cuma akşamı, cumartesi sabah dönerlerdi. O trenin öyle bir özelliği vardı. Dedi ki Erol, Uğur Mumcu'ya git. Bu vermiş olduğu röportajın çok yanlış olduğunu ona söyle. Hayatına bundan sonra çok dikkat etsin dedi. Ben de peki abi dedim. Çünkü Talat Turan abimiz bizim için çok ama çok önemli birisidir. Hani yerini dolduramaz deniyor ya. Gerçekten Talat abi de onlardan birisidir. Mustafa Kemal'in yarbayıdır. Zaten lakabı da odur Talat Turan'ın. Bilenler bilir ne kadar önemli bir Türk subayı olduğunu, araştırmacı olduğunu. Neyse, ben geldim Ankara'ya, telefon açtım kendisine, randevu aldım. Efendim evine gittim. Böyle yan yana, o ev yan yana iki daireydi benim anımsadığım. Çünkü biz yan tarafta kütüphaneli olan kısma geçtik. Tarih 18 Kasım. Kendisine Talat Turan abinin mesajını ilettim.
anlattım. Dedim ki bakın böyle böyle dedi. Tüm Talat abi çok deneyimli birisi. Biliyorsunuz 12 Mart'ta ağır işkencelerden geçmiş birisidir. O da Ziver Bey Köşkü'nün misafirlerindendir. Dedi ki Talat abi doğru söylüyor ama ben sana bir şey söyleyeyim Erol dedi bak. Daha benim korktuğum başka bir mesele var. Nedir abi dedim o. Biliyorsun dedi ben Harp Akademilerinde bir konferans verdim. Evet kısa bir süre önce bir konferans vermişti. Konferans bittikten sonra dedi kurmay subay adayları ayağa kalktı. 8-10 dakika civarında beni dedi ayakta alkışladılar kesiksiz. O zaman kendi kendime dedim ki eyvah Uğur oğlum yandın sen. Bunun altından çok başka bir şeyler çıkacak. Asıl dedi beni ürküten, korkutan bu. İşte onun üzerine biz bir şeyler konuştuk. Yine epey bir misafir oldum. İşte çay kahve içtik. Bana 3 tane de kitabını imzaladı. Şimdi göstereceğim size kitaplarını da. Sonra konuştuk. Deniz Kuvvetleri'ne daha önce misafir edilmiş zaten kendisi. Gelip gittiği bir yer Deniz Kuvvetleri'nde çok seviliyordu. Karargâhta başka yerleri bilmem ama ben o dönemde karargâhta konuştuğum benim de büyüklerim olan subaylarla amiraller vardı. Onlarla da konuştuğumuzda çok seviliyor, çok saygı duyuluyordu. İşte karargâhta yemeğe davet edildiğine göre zaten bu saygı, sevgi ortada. Efendim imzaladığı kitapları göstereyim size. Birisi Gazi Paşa'ya suikast, birisi Kazım Karabekir anlatıyor. Bu Nabide kitapları. Tabii en önemli Kürt İslam ayaklanması biliyorsunuz. Bunlar evet benim kütüphanemde. Daha ilk baskılarını bu kitapların almıştım zaten ama onun bana bu değerli imzayla vermiş olması çok çok kıymetli. Şimdi imzayı da göstersin. Bu konuşma ne zaman geçti? 18 Kasım. 24'ü pazar günü. İşte saat 13.30 suları evdeyim. Hazırlık yapıyorum. İşte akşam treniyle döneceğim ya Ankara'ya. Haberler Uğur Mumcu'nun işte otomobiline bomba konularak suikast haberini aldık. Tahmin edebilirsiniz ki hani yüz yüze de görüşmüş olmanın da getirdiği böyle derin o psikolojik bağlılık beni perişan etti. Neyse Ankara'ya gittim. Üçüncü gün olacak ayın 27'si efendim cenaze töreni yapılıyor. Ben de hiç kimseden izin düşününüz bakın subayım ama hiç kimseden izin almadan cenazeye gittim. O zaman Deniz Kuvvetleri Komutanı Oramiral Vural Bayazıt, bende emeği çoktur, kısa bir süre önce kaybettik, ışıklar içinde uyusun. Ah, Deniz Kuvvetleri'nin abide komutanlarından birisidir ve o tür komutanlar artık ne yazık ki yok biliyor musunuz? Yok, o model, o örnek insanlar artık yok. Buna çok üzülüyorum bir geçmiş 16 yıl bu ülkede subaylık yapmış birisi olarak. Buna çok üzülüyorum zaten bugün geldiğimiz duruma. Neyse bunu bir kenara koyayım şimdi. Beni aratıyor Vural Paşa. Bu çok uzun bir öyküdür. Benim sevgili kardeşim biliyorsunuz önemli de bir gazeteci, televizyoncudur Gürkan Hacır. Benimle uzun bir söyleşi yapmıştı. Hayat Bir Tesadüf adıyla bu yayınlandı. Burada çok uzun uzun anlattım. Onun için zamanınızı işgal etmeyeyim işin o kısımlarını. Onun öncesi var çünkü Vural Bayazıt'ın beni aratmasının öncesi var çünkü. Sebebi var yani. Neyse arıyorlar. Karargâhta subay yok. Koskoca Deniz Kuvvetleri Komutanı Yüzbaşı arıyor. Kardeşim saatlerce bulamıyorlar. Çünkü hatırlarsınız Ankara'da 500 binin üzerinde insanın katıldığı olağanüstü bir cenaze töreniydi. O yağmur yağıyor, soğuk. Ben de böyle ön saflardayım. Güldal Hanım çocukların eline tutuşu bak gözümün önündedir. Güldal Hanım bir mermer abide gibi yürüyordu ya böyle dimdik mermer abide gibi. O kadar büyük saygıyla gözümün önündedir ki o fotoğrafı benim. Ben saatler sonra geldim karargaha. Şimdi bu kısmı kuvvet komutanı açısından aramızda geçen konuşma açısından çok önemli Uğur Mumcu konusunda. O zaman disiplin subayı vardı Kıbrıslı Mehmet Binbaşı. Neredesin sen dedim böyle böyle işte cenazedeydim. Komutan dedi seni üçtür arıyor ortalık yıkılmış durumda. Neyse çıktım kurmay başkanı Koramiral Salim Dervişoğlu kulakları çınlasın. Çok emekleri var bende bu insanların. Neredesin sen dedi. Neyse hitabını söylemeyeyim burada artık. Bana nasıl hitap ettiğini tabii sevgiden ama hitapların hepsi söylemeyeyim artık onları. Neyse kuvvet komutanının odasına geçtim. Tabii o böyle bir hiddetlenmiş. Neredesin sen dedi seni aratıyorum. Cenazedeydim dedim. Uğur Mumcu'nun cenazesi deyince böyle bir durdu. Dev gibi birisi böyle nasıl heybetli birisiydi Vural Paşa. Ama görseniz bir anda böyle nasıl çöktü ama anlatamam size. Anlat bakayım dedi cenazeyi. Anlattım ben ona.
Serhan Bey, o güne kadar hiç böyle tabii kuvvet komutanları bizim gözümüzde böyle bir dev gibi insanlardır. Şu gözlerini aşağı var ya, şöyle yaş süzüldü ya. O an şöyle düşündüm, kuvvet komutanları da ağlarmış meğer diye. Sonra Uğur Mumcu ile kendisinin arasında geçen daha önceden, sanıyorum ki donanma komutanlığında, emin değilim çünkü kuvvet komutanlığında değil konuşmaları. Sanıyorum donanma komutanlığındayken Uğur Mumcu ile o bir misafir edilmiş, orada konuşmalarını anlattı. Hatta Nazım Hikmet'in işte şiirlerinden bazı pasajlar okumuşlar karşılıklı. Onları anlattı bana. Son derece duygulu ama bir şey sahneydi ve şöyle bir şey söyledi. Bak çocuğum dedi, ben sana bir şey söyleyeyim. Uğur Mumcu ile birlikte dedi, bu gazeteciler kuşağı artık dedi toprağa girmiştir. Bundan sonra dedi senin ömrün benden uzun olur dedi bana. Tabii ben küçük rütbeyim ya, onun için söylüyor. Bak dedi görürsün. Benim de dedi arkamdan beni nasıl anarsın bilmiyorum ama dersin ki Vural Paşa demişti ki artık bundan sonra bu gazeteciler yok. Yeni gelecek, senin dedi göreceğini gazeteciler kuşağı ne olacak biliyor musun? Paraya tapan insanlar olacak. Tarihi bir konuşmadır bu Vural Paşa ile aramızdaki bu konuşma. Sonra yani benim meslek yaşantımla ilgili konuşma olarak devam etti. Şimdi aradan zaman geçti. Tabii Uğur Mumcu cinayeti üzerine ve Gaffar Okkan cinayetiyle çok ortak bir yanı var çünkü Uğur Mumcu cinayetinin. Ben onun üzerine daha sonra araştırma yaptım. Bu Siyasal Cinayetler kitabında işte o cinayetin araştırma kısmı bölümü var. Hani kaynak olarak da göstereyim ki izleyicilere. Bazen biliyorsunuz bu tür konuşmalarda saçma sapan şeyler yazılıyor bu sosyal medyada. Onun için gösteriyorum ki bakın arkadaşlar burada kaynaklarıyla şunlarıyla var. Kendi emek verdiğimiz bir konu çünkü bu. Şimdi biliyorsunuz 24 Ocak 1993 tarihi. Saat işte 13 sıraları Ankara ili Çankaya ilçesi, tam şeyi söylüyorum, kaynak polis kayıtlarındaki yazıyı. Ankara ili Çankaya ilçesi Gazi Osman Paşa Karlı Sokak numara 63 önünde park halindeyken önceden yerleştirilmiş patlayıcı maddenin infilakı sonucu parçalanan 06YR245 plakalı Renault marka otomobil içerisinde sahibi gazeteci yazar Uğur Mumcu hayatını kaybettiği ifade edilmiştir. Şimdi ne oldu? Deliller çalı süpürgesiyle süpürüldü, yok edildi biliyorsunuz. Deliller toplanmadı karın yüzünden. Patlamayla etrafa dağılan ve bu cımbızla toplanması gereken deliller ise süpürgeyle süpürüldü. Yani sonuçta delil falan toplatmadılar orada. Suikasti hemen sıcağı sıcağına kimler üstlendi? İslami Kurtuluş Örgütü üstlendi, İbdace üstlendi, İslami Cihat gibi çeşitli örgütler üstlendi. Ama asıl vahim olan ne biliyor musunuz? Trajik olan o dönemdeki Ankara valisi Şahinoğlu'nun açıklaması. Bakın sözcüğü sözcüğüne açıklama şu. Şehrimde Uğur Mumcu gibi bir gazetecinin yaşadığını suikast günü öğrendim. Bana böyle bir uyarı yapılmadı. Sonra evi ziyaret edenler Süleyman Demirel, işte Erdal İnönü biliyorsunuz, Başbakan Yardımcısı, İçişleri Bakanı İsmet Sezgin. Onlar Güldal Hanım'a ne dediler? Cinayeti çözmenin devletin namus borcu olduğunu söylediler. Ama o günden bugüne kadar bu cinayetle ilgili devlet namus borcunu yerine getirmedi. Şimdi onun akışıyla ilgili çok kısa özetleyeyim. Çünkü uzun biliyorsunuz onun araştırması Serhan Bey. Efendim buradaki otomobilin patlama anını orada gören bir tanık var. Bu tanık daha sonra mecliste de Ayhan Aydın o tanığın adı. Daha sonra mecliste kurulan bu failli meçhul cinayetler araştırma komisyonu Avundukoğlu'nun başkanıydı. Oraya davet edildi. Bakınız o kadar vahim işler var ki bu cinayetin ortaya çıkarılmaması için. Şimdi meclis başkanlığı yani bu komisyon emniyete yazı yazıyor. Diyor ki bu şahsı yani Ayhan Aydın'ın adresini bize bildirin. Bak getirin demiyor, adresini bildirin. Fakat şöyle bir şey oldu. Şimdi komisyon bekliyor bunun gelmesini. Fakat bir anda Ayhan Aydın TRT'de Reha Muhtar'ın kulakları çınlasın o zaman yapmış olduğu Ateş Hattı programına tanık olarak çıkartıldı. Bakın kendisi anlattı daha sonra Bayhan Aydın meclise, komisyona da anlattı. Diyor ki bana dediler ki işte seni komisyona götüreceğiz meclise ama getirdiler işte polis onu geliyor evinden alıyor.
TRT'deki programa götürüyor ve o programda sorulan sorularla Ayhan Aydın yalancı birisi olarak topluma tanıtılıyor. Söylediklerinden inanılmaması gerektiği şeklinde anlatıyor. Oysa ki her şey gözünün önünde olmuş. Orada gelen kişiler anlatıyor kendisine, işte orada lokantacının nasıl bedava yemek verdiğini. Bütün bunların hepsini aslında anlatan bir tanık. Efendim, şimdi bu işler öyle bitmedi tabii. Daha sonra bu Ceyhan Mumcu'nun da yazmış olduğu hatıratta da ortaya konuldu ki Nusret Demiral, askeri savcı Ülkü Coşkun, bunun her ikisi de ne yazık ki bu cinayeti safsaklamak için, Ceyhan Mumcu'nun iddiasını söylüyorum, biraz da kendisi de bir hukuk adamı, ellerinden gelen her şeyi yapıyorlar. Her şeyi ama. Dolayısıyla Ülkü Coşkun şöyle bir şey söylemiş iddiaya göre. Devlet isterse bu cinayeti aydınlatır. Aydınlatmadı biliyorsunuz. Bakın şimdi ne oldu? İran'a yüklendi bu cinayet. Hep bunun altında İran arandı. Turgut Özal'a da sorulmuştu o zaman, işte Cumhur Reisi'ydi de bu cinayetle ilgili olarak, hatta Amerika'daydı şey verdiğinde, işte bu kitapta da günü tarihi var orada. Efendim orada söylüyor ki işte İran'la bu cinayetin bağlantısını ortaya atan diyor MIT'tir. Bunun aydınlatması gereken de MIT, bizim yani istihbarat teşkilatımız. Fakat sonra şöyle bir şey oldu. ABD kaynakları da çok net açıklama yaptı ki Uğur Mumcu suikastinde İran'ın parmağı yok. Bu çok enteresan. Ve sonra Türkiye'de de aynı açıklamalar yapıldı. Şimdi Uğur Mumcu cinayetiyle Gaffar Okkan cinayeti arasında ne bağ var? Çok önemli bir bağ var. Şimdi Gaffar Okkan'ın öldürülmesinden önce kendisiyle röportaj yapmış olan bir gazeteci, bir televizyon muhabiri var. Show TV'nin muhabiri. Burak Ersemiz. Şimdi Burak Ersemiz Gaffar Okkan'la konuşuyor. Gaffar Okkan fotoğrafını verelim arkadaşlar. Bakın Gaffar Okkan'la konuşuyor. Şu kitabın 410. sayfasından ben size hata yapmamak için sözcük olarak tam söyleyeyim. Diyor ki Ersemiz'e Gaffar Okkan, bence Uğur Mumcu suikasti ile Batman'da kafasına satır vurularak öldürülen gencin arasında bir fark yok. Amaç aynı. Önce devlete olan güvensizlik sağlanır, sonra iki halk birbirine düşürülür. Şimdi uzun uzun anlatıyor PKK'nın nasıl maşa olduğunu, öteki örgütlerin ne olduğunu. Gaffar Okkan'a diyorum ki, soruyor Burak Ersemiz. Gaffar Okkan'a diyorum ki, bunun arkasında İran mı var? Hayır diyor. Daha dost bir ülke. Gaffar Okkan'a göre Uğur Mumcu'nun cinayetinin arkasında İran yok ama ismini belirtmiyor. Daha dost bir ülke var diyor. Peki diyeceksiniz ki Gaffar Okkan niye 24 Ocak'ta, yani aynı gün niye öldürüldü? Benim bu konudaki düşüncem şudur. Çünkü Gaffar Okkan diyor ki Burak Ersemiz'e, ben diyor Uğur Mumcu cinayetini çözdüm. Ölüm günü olan yani 24 Ocak günü bunu televizyon kameraları karşısında açıklayacağım. Cinayetin içinde kimler var? Ve biliyorsunuz açıklayamadı, açıklamasına müsaade etmediler. O nedenle bunun bu iki cinayetin arasında ben böyle bir bağ olduğunu düşünüyorum. Saadettin Tantan dönemi 1999'da biliyorsunuz bu faili meçhul cinayetlerin araştırılma konusunda epey ama epey bir yol alınmış idi. Fakat daha sonra bütün onların hepsi savsaklandı. Bunu hatırlayacaksınız. Başka bir şey söyleyeyim. Çağdaş bir gazeteci var. Adı Çağdaş, Çağdaş Ulus. Çağdaş Ulus'un yazdığı bir kitap. Orada çok enteresan bir, o araştırmada sayfa 57-59 arasında enteresan bir saptama var. Şimdi bir CIA çalışanı Türkiye'ye geliyor cinayetten önce, Uğur Mumcu cinayetinden önce. Lansing Bennett ismi. Geliyor buradaki kimlerle görüşüyor? Muhtemeldir istihbaratla görüşüyor. Ve önemli bir kişinin, bir gazetecinin öldürüleceğini söylüyor. Bakın kendisi. Burada anlatıyor, söylemiş. Fakat anlaşıldığı kadarıyla ya üzerine gidilmiş ya gidilmemiş, her neyse. Sonra ne oldu, ne olmuş biliyor musunuz? 25 Ocak 1993 tarihinde sözüne etmiş olduğum CIA mensubu, ki o zaman emekli olmuş, 60 yaşındaymış. CIA merkezine 100 metre mesafede bir suikastle öldürülmüş. Aynı kişi. Bakın o nedenle bu cinayete baktığımız zaman
Ben şöyle bir şey görüyorum. Hani o cinayette de çok sokaklarda bağırıldı ya, Türkiye layıktır, layık kalacaktır. Bakınız efendim, herkese sesleniyorum. Bu slogan önemli olmakla birlikte arkadaşlar, asıl ana mesele bu slogana samimiyetle sahip çıkabilmektir. Öyle sokaklarda bağırıp ya da ne bileyim işte 100 metrekare odalarda elimize kağıttan Türk bayrağı alıp 10. yıl marşını söylemek falan filan. Hani ruhları okşuyor, marifet o değil. Marifet işte Uğur Mumcu'nun da fikir rehberi olan Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün yolundan gidebilmektir. Demin başkan bir şey söyledi ya, hani Uğur Mumcu'nun felsefesini anlamak diye. Uğur Mumcu'nun felsefesini anlamak Atatürk'ü anlamaktır zaten kardeşim. O bir Kemalist. Evet, evet. O bir Kuvayi Milliyeci, o bir Kuvacı, kendisi hep söylerdi ya. Onun için geri dönüp Gazi Mustafa Kemal Atatürk'e bakacağız. Büyük söyleve bakacağız. Bütün hayatına, söylev demeçlerine bakacağız. Ha, yapabildiklerine bakacağız, yapamadıklarına bakacağız. Şimdi İsmail Cem üzerine de konuşacağız. İsmail Cem'in kitabında orada bir pasaj söyleyeceğim onunla ilgili. Çünkü çok önemli bir yaşanmışlığım var İsmail Cem'le birlikte. O zaman şöyle yapalım mı? Erol Bey, buyursun. Buyurun. Erol Bey, buyurun. Şöyle yapalım mı? Şimdi İsmail Cem'e geçeceğiz. Şunu Selda Bağcı, arkadaşlar hazır mı Selda Bağcı'nın uğurla? Şimdi Uğurlar Olsun şarkısı Uğur Mumcu'yla yani ona yazılmış bir ağıttır zaten. Selda, bu şurada bir kısa bir mola verelim diyorum. Selda Bağcan bize o şarkının öyküsünü anlatmıştı. Dilerseniz bir onu dinleyelim, sonra İsmail Cem'i konuşacağız. Size söyleyecekleriniz çok önemli. Size aynı zamanda Mustafa Koç'u da sormak istiyorum. Çok zarif bir iş adamı geçti bu dünyadan. Şimdi Uğur Mumcu'nun katlediği şey 93 yılı ve ben de daha sonra, yani bir sene falan sonra bana şiir gönderiyordu ve şiiri görünce beğendim, biraz da düzenleme yaptım üzerinde şiirde ve beste birdenbire döküldü. Ve ofisteyim, hani öyle ofiste beste yapılır mı diyeceksiniz. Şimdi Allah'tan yanımda da bağlama var. Bağlamayı aldım, bir anda döküldü, inanamıyorum böyle bir beste. Sonra daha sonra zaten yayınladık. Hani olay çünkü sıcaklığını koruyordu. Dedim hani kullanmış gibi olmayalım, çok ayıp olur falan. Daha sonra yayınladık. Hatta birinci ölüm yıl dönümünde beni çağırdı eşi. Ankara'da büyük bir konser yapıldı spor salonunda. Ve orada söyledim bunu. Eşiyle de bir araya geldik. Güldal Hanım'la dedim ki bakın böyle böyle, yani yanlış anlaşılmasın, ben bunu besteledim ama içimden geldi ve çok sonra yayınladım. Yok dedi, yani insanlar ölür, ağıtlar yakılır dedi. Bu şekilde düşünmeyin dedi. Ya böyle bir öyküsü var. Bir de 25. ölüm yıl dönümünde Uğur Mumcu'nun evinin önünde bir platform yapmışlar. Bayağı da bütün kalabalık toplanmış. Evini de ziyaret ettik. Evde kalabalıktı çok. Ve ben üzerime karlar yağarken bu şarkıyı söyledim. İnanılmaz bir gündü. O zaten şeyde de var, internette var, o sosyal medyada. Yani üzerim kırmızı bir ceketim var. Üzerime karlar yağıyor ve ben bu türküyü söylüyorum. Bu bestemi söylüyorum. Çevirdim anahtarı apansız bir ölüme. Şaraptan parçaları saplandı ciğerime. Ucuz can pazarıydı, kan doldu gözlerime, kan doldu gözlerime. İsimsiz korkuları katmadım yüreğime. Bembeyaz doğruları yaşadım ölümüne. Uğurlar olsun, uğurlar olsun. Hüzünlü bulutlar yolda başın olsun. Bir keskin kalem, bir kırık gözlük, yürekli yiğitlere hatıran olsun. Daha güçlü uğurlar olsun, uğurlar olsun. Hüzünlü bulutlar yolda başın olsun. Bir keskin kalem, bir kırık gözlük, yürekli Evet, işte Selda Bağcan'ın anlattığı gibi kırmızı montuyla karlı bir Ankara gününde Uğur Mumcu'yu böyle anıyor
anıyorlar Ankaralılar, bütün Anadolu her zaman olduğu gibi. Şimdi de Halk TV izleyicisi Serhan Asker'le Görkemli Hatıralar'da Uğur Mumcu'nun o katledilişini bir kez daha anıyor ve Erol Mütercimler anlattı. Başkan, bir şey söyleyecektiniz siz. Ben yani faili meçhul bir cinayet olarak kaldı ya, şunu düşünmemiz gerektiğine inanıyorum. Yani Uğur Mumcu yaşasaydı bugünkü Türkiye olur muydu? Bu soruyu sormak lazım. Evet, Erol Bey'e soralım Erol o zaman. Erol Bey'e sormak gerekiyor, evet. Efendim, ya Uğur Mumcu ve Uğur Mumcu'nun takipçisi olacak şekilde aynı kültürden gelen gazeteciler yaratılacağı için bugünkü Türkiye'nin olması gerçekten çok zordu. Bugün artık medyanın durumu ortada olması nedeniyle bir takım gazetecilerin kalemlerini satılığa çıkarmış gazetecilerin varlığı nedeniyle bugünkü Türkiye ortaya çıkmıştır. Gazeteci kalemini satar mı? Gazeteci omurunu kırdırır mı? Evet, kalemlerini sattılar, omurlarını kırdırdılar. İşte bir, yani 5-10 tane muhalif gazeteci, yazar ya da araştırmacı veya akademisyen işte ortalıkta. Onlar da biliyorsunuz hemen hemen her gün ya savcı karşısındalar ya işte polisteler, mahkemedeler. Ne yazık ki öyle. Ne yazık ki öyle. Evet. Yaşamış olsaydı tabii ki bir sürü şey daha farklı araştırılacaktı. Buna yürekten inanıyoruz. Yürekten inanıyoruz. İsmail Cem'e geçebiliriz. Biliyorum ama son kez Uğur Mumcu'yu bir kez de imzasıyla analım istedim. Evet, onu yakın böyle, evet, yani güzelce bir görelim. Kitap. Tam ekran. Evet, bakınız. Evet, işte 18 imzasıyla. 1992, evet, imzasıyla analım. Ha, iki ay önce, ölümünden iki ay önce. Evet, katledilişinden evet, iki ay 18 önce. Kasım efendim. Saygıyla, sevgiyle bir kez daha kendisini anıyorum. Allah efendim. Rahmet. Şimdi efendim, İsmail Cem Doğan Avcıoğlu benim kuşağım üzerinde kitaplarıyla çok etkisi olmuş olan iki yazar. Başka yazarlarımız var ama ikisi önemli. İsmail Cem'in bu Türkiye'de geri kalmışlığın tarihi ve Doğan Avcıoğlu'nun, biliyorsunuz, iki ciltlik Türkiye'nin düzeni kitabı vardı ya. Onlar, özellikle Doğan Avcıoğlu'nun iki ciltlik kitabı, 12 Mart süreci öncesi Türk Silahlı Kuvvetleri subaylarının, yani sol kesim subaylarının başucu kitaplarıdır. Çok önemli onlar. İşte benim kuşağımı etkilemiş olanlar. İsmail Cem'le daha sonra Dışişleri Bakanlığı olduğu dönemde, şimdi anlatacağım. önemli yaşanmışlığımız var. Çok önemli bir mesele var, onu söyleyeceğim. Şimdi öncelikle ama şunu söyleyeyim. Üniversitede ben öğrenci olduğumda İsmail Cem'in bu Türkiye'de geri, şu kitabı ben saklıyorum şimdi. Çünkü bu kitap yüzünden ben merkez binada, yani bizim Turan Emeksiz'e yemeğe giderken orada polisten job yedim. Bu kitabı saklıyorum. Onun için bu kitap kıymetli benim açımdan. Sebebini söyleyeyim. Efendim, sene 1977. Merkez binada, orada olaylar olmuş. Onlardan haberimiz yok. Öğlen de işte ben de Fen Fakültesi'nde öğrenciyim. Çıktım orada Turan Emeksiz'e yemeğe gideceğim. Karışmış ortalık. Ama öyle böyle karışıklık değil yani. Gittiğimde polis, işte öğrenci birbirine girmiş falan. Benim de böyle bu kitap elimde, öteki kitaplarımın yanında. Bu da böyle girdi. Efendim, polisin birisi, ya dedi, işte bu şeyle öğrencilerin, dedi, bunların ellerinde, dedi, komünistlerin kitapları yüzünden bütün bunlar oluyor. Arkadaş, bir job yedim böyle şu sağ omuzuma doğru. Şey, inanamadım, geri döndüm, hani ne oluyorsun demeye kalmadı. Baktım ikincisi geliyor, tabii o anda fırladım, çıktım gittim. Sonra aradan bakın yıllar geçti. Kulakları çınlasın, Mim Kemal Öke. Mim Kemal Öke benim kardeşim gibidir, bin yıllık arkadaşım, kardeşim. Onunla yurt dışından dönmüşüm artık, ordudan ayrılmışım. Sene 1996'yı anlatıyorum, sonraki süreç. Mim Kemal Öke ile program yapıyoruz televizyonda. Televizyonun iki konuğu, birisi İsmail Cem, öbürsü Aga Oktay Güner. Konuşurken İsmail Bey'e bunu anlattım, ışıklar içinde uyusun. Dedim ki böyle böyle, sizin, dedim, bu kitabınız yüzünden böyle böyle polisten, dedim, şop yedim. Efendim, ve bu bizi çok etkileyen kitaplar, o nazik ve zarif üslubuyla, özür dilerim Erol Bey, dedi. Tamam efendim, benim özür dilemeniz için söylemiyorum ama bu şey. Sonra ben Bilgi Üniversitesi'nde hocalığa başladım. Kanal 6, eski Kanal 6'da da program yapıyorum. Artık orada programa başlamışım. Ardan Zen Türk genel yayın yönetmeniydi. Programımın adı da Analizdi benim. İlk program
İsmail Cem'de programın konuğu. İşte orada konuşuyoruz. Daha önce hani Mim Kemal Öken ile birlikte konuk etmiştik ya. Şimdi ben tek başına program yapmaya başladım. Orada konuk ettik. Türkiye-Yunanistan ilişkileri üzerine konuşuyoruz. Sonra izleyicilerden birisinden mesaj geldi. Tabii o zaman Pax falan çekiliyor. Efendim mesela şöyle bir şeydi. Yunanistan Türkiye ile kedinin fareyle oynadığı gibi oynuyor ve Türkiye buna cevap veremiyor. O nazik, zarif, hani sakin insan bir anda nasıl bir kükredi biliyor musunuz? Nasıl bir canavarlaştı? Böyle bir ağır cevap verdi izleyiciye. O zaman dedim ki kardeşim yurtsever olmak işte böyle bir şey. Yurtsever olmak böyle bir şey. Biliyorsunuz İsmail Cem için bir takım saygısız, terbiyesiz adamlar saçma sapan laflar ediyorlar. Sonra efendim işte ben orada programcıyım. Bilgi Üniversitesi'nde de devam ediyorum. Sema Pişkinsüt hanımefendi, Aydın milletvekili DSP'den, İnsan Hakları Komisyonu Başkanı. İsveç ve Norveç, Türkiye'de bu insan hakları konusunda çok ağır efendim hitaplarda bulunuyor Türkiye'ye. Bu Diyarbakır cezaevinden işte tutuklu PKK'lılardan mektuplar gitmiş o ülkelere. Orada ağır işkenceler yapıldığı ifade ediliyor. İşte insan hakları çiğneniyor diye kroküler falan çizilmiş. Onun üzerine Sema Hanım da İsveç ve Norveç'e Türkiye'yi savunmak üzere gidiyor. Yani bunların vaki olmadığını falan anlatacak. Sema Hanım beni aradı. Dedi ki Erol Bey böyle böyle ben İsveç ve Norveç'e böyle bir görevle gidiyorum. Benim yanımda danışman olarak gelmenizi rica ediyorum. Ben dedim hanımefendi ben bundan şeref duyarım. Onur gurur duyarım ama dedim bizim dışişleri geleneğimizde Dışişleri Bakanlığı dedim buna karşı çıkar. Bizde yok mu ki derler uzmanlar işte orada büyükelçilerimiz falan var. Ben dedi bakan beyle konuşurum. Siz kabul ediyor musunuz? Dedim şeref duyarım kabul etmek ne kelime. Ama tabii kabul edileceğini hiç düşünmüyorum ama. Hiç düşünmüyorum. Neyse konuşmuş İsmail Cem sormuş Sema Hanım'a kim diye. Erol mütercimler deyince hiç demiş tereddütsüz kabul ediyorum hemen demiş. Tamam o strateji danışmanı olarak yanınızda gidebilir. Sonra beni aradı tamam Dışişleri Bakanlığı'ndan aradılar. Dışişleri Bakanlığı şöyle bir şey söyleyeyim Serhat Bey. Anamdan emdiğimi burnumdan getirdiler arkadaş. Benden doküman, CV inanamazsınız. Yani hani ya tamam ben bırakayım diyeyim ona uğraşıyorlar. Düşünebiliyor musunuz? Neyse biz gittik Sema Hanım'la. Şöyle bir şey söyleyeyim. Sema Hanım hakkını teslim etmemiz gerekiyor kardeşim. Hem İsveç'te hem Norveç'te var ya nasıl kahramanca direndi ülke adına. 7500 mahkumla konuşmuş. Bütün o dokümanları koydu. Onlar da karşında dokümanlar koydular. Hatta PKK adına konuşan orada bir hukukçu, bir avukat vardı. Böyle Karl Marx sakallı gibi birisi. Bir müsaade ederseniz 2 dakikalık bir hoş anekdot da var orada onu anlatayım. İsveç'te bir hanımefendi... Dediler ki kapının dışında bekliyor tercümanlık yapmak için. Sema Hanım kabul etmedi. Sonra merak etti. Yani çıktı hanımefendi kim? Ne olmuş biliyor musunuz? O tarihe göre söylüyorum. 25 yıl önce falan Türkiye'ye gelmiş. Bir Türkiye'de bir Türk'le evlenmiş bir diş hekimiyle. Hanımefendi gönüllü olarak tercümanlık yapmak için kendisi kalkmış gelmiş o kapının arkasına. Böyle de hoşluklar yaşandı. Efendim Osman Korutürk'tü büyükelçilerden birisi. Öteki ülkedeki büyükelçi de Oktay Bey. Soyadını çıkartamıyorum bağışlasın beni. İkisi de son derece kahramanca ama çok müthiş büyükelçilerimiz de onlar. Yani İsmail Cem'in bu ülkeye Dışişleri Bakanı olarak çok ama çok büyük hizmetleri var. Hani TRT Genel Müdürü olarak... Siz zaten onu ortaya koyuyorsunuz TRT'de uzun yılların TRT'nin çalışanı olarak. Zaten biliyorsunuz. Bütün Türkiye biliyor. İsmail Cem'le birlikte TRT'deki anlayışın nasıl bir büyük devrime dönüştüğünü. Ama ben bu yaşamış olduğum öyküden yola çıkarak ve daha önce programdaki işte demin söyledim ya Türkiye-Yunanistan ilişkilerinde o izleyiciye vermiş olduğu cevaptan yola çıkarak da bir kez daha kendisini ülke adına ülkenin vatandaşı olarak saygıyla, sevgiyle ve minnetle anıyorum. Bunun şu Türkiye'nin geri kalmışlığının tarihi var ya şu kitap. Bu kitapta bir bölüm var. Bölüm çok iç yakıcı ama o kadar net ki buradaki bir saptama var.
Yani Atatürk'ün de buradaki bu kalkınmayı, kültürel kalkınmadan tutun, yani kısacası ülkenin ayağa kaldırılması konusunda nasıl başarısız kılınmaya çalışıldığını anlatan bir bölüm var. Özellikle sayfa 279, meraklılarının bakmasını, okumalarını çok isterim. Tabii ben elimdeki kitabın baskısına göre bunu söylüyorum. Dolayısıyla düşününüz, Atatürk'ü bile başarısız kılmak için Türkiye'deki çıkar çevreleri nasıl bir çaba içine girmişler. İnsanın içini yakıyor. Okuduğumuz zaman, öğrenci olduğum dönemde de tabii okuduğumuzda da aynı şekilde aynı bunları hissetmiştim. İşte bugün geldiğimiz durumda da bütün bunları aynı şekilde hissetmeye devam ediyorum. Evet. Ya böylece bu güzel insanları anlamada fırsat verdiniz. Onun için Serhat Bey, binlerce teşekkür ediyorum kardeşim, size de. Sağ olunuz, var olunuz. Benim kendi yaşanmışlıklarım hiç olmazsa sayenizde, aracılığınızla izleyicilerle de buluşmuş oldu. Fakat dikkat edin, Türk kültür hayatı bu güzel insanların yerine koyamıyor. Kesinlikle. Erol Bey, o zaman ayrılmayın. Şimdi bazı izleyiciler bizim genel müdür Zeynel Bey'e mesaj göndermişler. İşte demokrasi haftası başlıyor 24 Ocak'tan 31 Ocak'a kadar. Muammer Aksoy'u da unutmayalım. Evet, unutmuyoruz Muammer Aksoy'u. Çünkü 31 Ocak'ta Antalya'da Muratpaşa Belediyesi'nin ev sahipliğinde onu anacağız. Çünkü Muammer Aksoy bir Antalyalıydı. Evet. Orada anacağız. Sevgili izleyicilere bunu anımsatmış olalım. Bu arada İsmail Cem hayattayken, hatta tam New York'tayken bir şiir yazıyor Erol Bey. Şiiri de şimdi Yenişehir Belediye Başkanı, sanata ve kültüre çok önemli katkılarda bulunuyor. Takdir ediyorum kendisini ve kutluyorum. İsmail Cem'in o şiiriyle geldi programa ve İsmail Cem'in vedasını anlatan, yaşarken yazdığı bir şiiri okuyacak. Onu bir dinleyelim başkandan. Bakalım İsmail Cem yaşama hangi pencereden bakmış? Evet, çok ileri bir tarihte, çok yaşlı olarak sessizce ayrılmalıyım, kimseye pek gözükmeden ve kimseyi rahatsız etmeden. Masamın üzerinden dünden kalan işler, tamamlanmamış yazılar, okunmayı bekleyen kitaplar ve anılar ve umutlar. Filleri kuyruğundan çekerek tepeleri aşırmaktı görevim. Günler bitti, filler tükenmedi. Ben elimden geleni yaptım, gerisini siz tamamlayın. Boşa geçmedi hayatım. Daha fazlası olabilirdi ama buna da şükür demeliyim. İşte sevgili dostlar, ben böyle veda etmeliyim, demiş. Evet, İsmail Cem'in veda şiiri de İşte bu şekilde satırlara burada dökülmüş. Gerçekten de çok yaşlı olarak demiş ama genç yaşta aramızdan ayrıldı. Çok yaşlı olarak gitseydi gerçekten yine çok kıymetli siyasetçi, yazar ve bürokrat, yani yaşamımızdayız. Unutulmaz bir TRT genel müdürü. Evet. Efsanevi ismidir TRT'nin. Onun için Erol Bey şeyini kullandık. Evet. Bu şiir üzerine bir şey söyleyeyim. Söylemek istemiyordum ama sevgili başkan, onu okuduktan sonra içimde kalmasın söyleyeyim dedim. İsmail Cem'i bu kadar erken yaştan hayattan koparanlar parti kurdurdular ya kendisine. Birlikte hareket ettiler. Evet. Kendisine ihanet ederek, onu arkasından, sırtından hançerleyerek çekilenlerdir. Bunu da tarihin bir yerine, o isimleri de kaydedelim. O kişilerin kim olduğunu Türk siyaset yaşamı da biliyor. İşte benim kuşağım da biliyor. Genç kuşaklar, hani başkanın oğlu bilmeyebilir, doğal. Ama başkan anlatacaktır o kişilerin kim olduğunu programdan sonra oğluna. Evet. Efendim işte o siyasetçilerdir. O siyasetçiler şu anda hayatta. Kimisi kendisini İkbal Paraya Pula işte gark etti. İşte kimisi uluslararası arenada çok önemli bir mevkiye işte çıktı gitti. İşte başka birisi de yine biliyorsunuz ortalıklarda dolanıyor. Ama İsmail Cem'in bu erken, gerçekten erken sayılacak o yaşta kanserden hayatını kaybetmesinin sebebi, o partiyi kurdurup, bir daha söylüyorum, ondan sonra onu sırtından hançerleyerek terk etmiş olanlardır. Evet. Bugün vicdan çekerler çekmezler onu bilmem.
Evet, Erol Bey. O zaman böyle noktalayalım. Bir de kısaca şimdi Melike Demirağ da hazır. Melike Demirağ da şöyle önemli bir isim. İsmail Cem bu ülkeye TRT Genel Müdürüyken yasakları kaldıran bir isimdir. Arkadaş şarkısı yasaktı o dönemler. Arkadaş, yani ismi bile o kadar güzel ki bugün bu Türkiye'nin arkadaşlarını konuşuyoruz. Aydın Güven Gürkan, İsmail Cem, Uğur Mumcu, Gaffar Okan, Hrant Dink, Kamer Genç, bu isimleri konuşuyoruz. Arkadaş diyen bir sanatçının o şarkısı yasaklanmıştı ve İsmail Cem döneminde ilk kez TRT'de Melike Demirağ'ın Arkadaş şarkısı yayınlandı. Ve sanırım Erol Bey, çok teşekkür ediyorum. İşte yan yanasınız. Yan yanasınız şu anda Melike Demirağ'la birlikte. Sizden Erol Bey, kısaca söylemiştim o zaman. Biraz da Mustafa Koç'u kısaca bir anlatırsanız. O da çünkü iş dünyasında bir beyefendi karakterdi. Çok değerli bir isimdi. Cenazesine Anadolu'nun dört bir yanından insanlar gelmişti şaşırtıcı bir şekilde. Ama Türkiye'nin onu ne kadar sevdiğini cenazesinde bütün Türkiye görmüştü. Şöyle bir şey söyleyeyim. Mustafa Bey, ışıklar içinde uyusun. Çok geniş bir konuşmam olmadı. Onunla bir toplantıda karşılaşmamız var. Çok kısa, çok kısa bir diyalog geçti aramızda. Benle ilgili çok övücü sözler ifade etti. Bakın, Mustafa Koç'un ve Koç ailesinin bu kadar çok, işte bakın o güzel insan da ekranda geliyor. Bakın, bu kadar çok sevilmesinin bir tek nedeni var, söyleyeyim. Çünkü Koç ailesi gerçekten, hani bugün böyle çürük sakız gibi ağızlarda konuluyor ya, yerli milli. Gerçekten yerli milli olan bir aile ve Behbi Koç dede ile birlikte başlayan bu ülkeye derin bağlılık ve bağımlılık hem Mustafa Koç'ta vücut buldu. Ardından Koç ailesinde de bu devam ediyor. Ettirileceğine de inanıyorum, yürekten inanıyorum. Özellikle Ömer Koç Beyefendi ile birlikte zaten devam ettirilecek. Tabii ayrıca bir Fenerbahçeli olarak Ali Koç'un da efendim işte başkanlığa gelmiş olması herkes açısından da bir umut vaat ediyor. Sonuç ailenin bir yanında burada. O nedenle şöyle ifade edeyim. Evet, insanlar gelip geçici, herkes gelip geçici. Hiç kimse bu dünyada kalmayacak. Hiç kimse makam mevkileri işgal etmeyecek. Ama önemli olan husus şu kardeşim. Ülkeniz için ne yapsınız? Bir Mustafa Koç'la ilgili şöyle noktalayayım. Bu barış gönüllüleri vardı biliyorsunuz, ABD'nin bütün dünyaya saldığı ve Türkiye'ye geldiği, benim çocukluğumda Rami benim semtime de geldi. Bizim evimize gelip giderlerdi çünkü benim babam İngilizce mütercim de aynı zamanda. Bakın, o John F. Kennedy o çocukları dünyaya saldığı zaman bir cümle söyledi onlara. Dedi ki, devletim benim için ne yaptı demeyeceksiniz, ben devletim için ne yaptım diyeceksiniz. Koç ailesi bu devlet için işte ne yaptım sorusunu sorup, çok şey yapanlar. Mustafa Koç da onun en önemli temsilcisiydi. Bir kez daha saygıyla, sevgiyle anmaktayım. Işıklar içinde uyusun. Peki, çok teşekkürler Erol Bey. Ben sağ olun. Teşekkür ederim. Evet. Görkemli Hatıralar devam ediyor. İkinci bölümün sonuna doğru yaklaştık ve karşımızda Melike Demirağ var. Merhaba diyeceğim. Arkadaş, merhaba. Merhaba Serhan, merhaba. Nasılsınız? Teşekkür ederim. Bizimle burada birlikte olacaktınız ama biraz rahatsızlandınız ve geçmiş olsun öncelikle. Biz Abdullah Başkan'la stüdyodayız. Bugün biraz daha iyiyim. Daha iyisiniz, iyi. Çok fazla, güzel. Kar içinde fazla yuvarlandım sanıyorum. Evet. Şimdi Abdullah Başkan'la stüdyodayız. İsmail Cem'i konuşuyoruz ve İsmail Cem'in sizde çok değerli bir hatırası var. Şarkınıza sahip çıktı. Evet, aynı öyle. Abdullah Bey'e buradan çok sevgilerimi Saygılar yolluyorum. Saygılar efendim. Çok teşekkür ediyorum. Aydın Güven Gürkan, öncelikle söyleyeyim. Serap'ı çok severim zaten. Aydın Bey'i de çok çok severdim. Çok da sayardım. Dediği gibi Serap'ın güler yüzü. Çok demokrat, çok insan bir insandı. Onun adına bir park yapılmış olması muhteşem bir şey. Çok kutluyorum, çok teşekkür ediyorum ben onlar teşekkür adına ediyorum. Da ve halkımız adına da. Biz teşekkür ederiz. Evet, İsmail Cem. Evet, Türkiye'nin bir sürü dönemi oldu. Çok dönemi oldu yasaklarla. Bu dönemde TRT'nin yasaklarıyla dolu bir dönemdi. Benim bütün şarkılarım ve bir sürü arkadaşımın şarkıları TRT'nin denetimine takılırdı.
bir sansür vardı. Ve biz her seferinde Danıştay diye bir kurum vardı o zaman. Aynen. İyi işleyen. Görevden de. Ona da baş... Buyurun devam edin. Bir şey mi söyledim? Aha. Ve şarkılar TRT'de yasaklanınca saçma sapan nedenlerle biz de Danıştay'a giderdik. Ve benim hemen hemen bütün şarkılarım Danıştay kararıyla yayınlanmıştır. Fakat arkadaşta bu farklı oldu. Arkadaşta Danıştay'a gitmeye gerek kalmadı. İsmail Cem'e gitmek yetti. Çünkü arkadaşı biliyorsunuz şarkısını. Ne kadar naif, ne kadar arkadaş ve insan şarkısıdır. Ama her dönemin bir ruhu vardır ya. İşte bazı şarkılarda o dönemleri korkutur. O dönemlerde yasak ilan edilir. Halkın ondan buluşması engellenmeye çalışılır. Dolayısıyla arkadaşı da İsmail Cem çok çok şey bir insandı, muhteşem bir insandı hakikaten. Çok demokrat ve çok güler yüzlü, ruhu güzel, çok demokrat bir insandı. O zaman Melike Hanım. Görüşmüştük. Görüştünüz. O görüşmeyi ve tabii arkadaştan da bir parçayı sizden dinlemek istiyoruz. Çünkü bugün arkadaşları konuştuk. Aydın Güven Gürkan'dan İsmail Cem'e, Hrant Dink'ten Kamer Genc'e, Uğur Mumcu'dan Mustafa Koç'a. Bunlar bu ülkenin güzel arkadaşları, bu Anadolu'nun güzel arkadaşları, güzel motifleri. Kısa bir ara vereceğiz. Siz hattan lütfen ayrılmayın. Biraz sonra hem de Nebil Özgentürk iki belgeselle, hem Uğur Mumcu hem Hrant Dink belgeseliyle de karşımızda olacak. Melike Demirağ da hem o şarkısından biraz bize mırıldanacak, arkadaş diyecek. Ama kısa bir aradan sonra veda ederken, onurlu insanlar, özlediğimiz, hasret kaldığımız insanlar, Semiha Demirel'in gönderdiği, ağlayarak izliyorum diyor. Ve Belkıs Akkale, avcılar avcılar, zalim avcılar, kırılsın bilekten kolun avcılar, vatansever cumhuriyet sevdalarına selam olsun diyor. Abdullah Özyiğit başkanımıza, Halk TV emekçilerine ve sen değerli kardeşime selam ve sevgilerimi gönderiyorum çok diyor Belkıs Akkale. Melike Hanım ayrılmayın, biraz sonra birlikte olacağız. Arkadaşım orada kalın lütfen. Kısa bir aradan sonra yeniden birlikte olacağız. Görkemli Hatıralar devam ediyor sevgili izleyiciler.